Değerli izleyenlerimiz saatten 12:30'u gösteriyor Ekotürk'te. Gün ortasında hoş geldiniz. Ben Ahu Rakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımızda önemli bir konuyu ele alacağız. Hele hele böylesi. Hepimiz tabii ki çok turbünlüste dönemlerin içerisinden geçiyoruz. İşte Covid ile başladı. Her zaman gündemde bir ekonomik kriz var malum. Hele hele içinde bulunduğumuz haftalar daha da böyle alev alev yanan, Türk lirasının iyice değersizleştiği haftalar pek çok yatırımcı önünü göremiyor. İnsanımız hayat pahalılığıyla çok ciddi anlamda mücadele ediyor maalesef. Muazzam bir enflasyon patlamış durumda gerçekten. Tüm bunların tahmin ediyoruz ki hepimizin gece uykularına sirayet ettiğini, çok negatif, çok olumsuz yönde etkilediğini. O yüzden dedik ki işte şu an herhalde pek çok insanın en önemli meselesi uykudur dedik. Ya bu da bir ekonomik... Ömer'in bir parçası değil mi? Hocam yani iyi uyumak gerekiyor. Zinde olmak lazım. Evet. Hoş geldiniz. Sağdan e, kaynak. Hoş bulduk efendim. Evet uykuyla iş yeri son 5-10 senede biraz daha ön plana çıkan bir alan. Da yapılan çalışmalarda işte hani son söyleyeceğimi başta söylemek gerekirse iş yerlerinde yapılan ile ilgili düzenleme çalışmaları yaklaşık yüzde yirmi bir kazanç getiriyor. Bu, bunun için de işte çalışanların mutluluğu var, çalışanların verimliliği var, kazalar var, kazaların önlenmesi var, işte saat düzenlemeleri var, vardiyaların ayarlanması var. En önemlisi tabii bilmek gerekiyor çünkü. E, uyku ile ilgili bir de maalesef çok yanlış bilgilerimiz var. Hı hı. E, hani iş yerinde uyku deyince e, en çok bilgilendirme ile başlamak lazım. Evet, evet. E, biliyorsunuz e, Trump gibi böyle hani e, taraftarı bol olan insanlar bazen yanlış şeyler söylüyorlar. İşte 4 saat uyuyun yeter gibi bir. Hı. E, Hepsini konuşacağız hocam. Görüş. Hepsi konuşacağız. Şimdi şu e, iş yerindeki uyku düzenlemesi dediniz. Malem, malum, malum e, madem e, şuradan girelim, e, daha genele de gideceğiz ama malum geçtiğimiz günlerde bir doktorumuzu kaybettik biz. 36 saatlik nöbetten sonra e, bir trafik kazası geçirdi, uykusuz bir şekilde araba kullandı. Tabii nöbet bitiyor, evine dinlenmeye gidiyor. Ya şimdi sizin meslek grubundan başlayalım asıl hocam. Yani. İnanılmaz evet. bir mesai, 36 saat mesai ne evet. demek? 36 saatten sonra kendi aracını kullanmak ne demek? Yani şöyle isterseniz şey yapayım, ben çok beğeniyorum bu karşılaştırmayı. Alkol çok gündemde değil mi? Yani işte 0.05 olduğu zaman araba kullanamayacak kadar alkollüsünüz. Değil dur. mi? Tabii. Tabii. 17 saat uykusuz kalmış bir insanda e, 0.05 promil alkollü bir insanın performansı aşağı yukarı aynıdır. Evet. Hele e, siz birikim yani uykusuzluk birikim yapan bir şeydir. Uyku yoksunluğu birikir. Hı. Siz hafta içinde her gün bir saat eksik uyuduğunuzda ciddi bir uykusuzluk birikimine dolayısıyla da ciddi bir performans düşüşüne sebep oluyorsunuz. Aslında sadece kaza değildi. Yani başka alanlara da yansıyor ama kazalara baktığımızda uyku ve kaza ilişkisi çok net. Baktığınızda öğleden sonra iki sabah karşı dört arasında kazalar pik yapıyor. Hı hı. Bu saatler uyku açısından baktığınızda biyolojik saatimizin Bizi en uykulu yaptığı saatlerdir. Evet. Yani Bir daha alalım hocam. Işte, en sıkıntılı saat aralığı dediğiniz. Öğleden sonra 2-4. 14-16 arası. Sabah karşı 3-5 arası. Üç, arası. Hı hı. Yani kazaların çoğu o sırada olur. Bunlar ya uyku yoksunluğu içinde olan insanlardır, kazaları yapanlar. Hı hı. Bunun uçak kazaları da dahil tabii. Yani sahiden diyorsunuz. Evet. E... Hocam otobüste de öyle bu sene çok fazla kaza haberi aldık biz. Diyor ki şoför yani getiriyorum diyor yolcuları indiriyorum şehirler arası bir seferden dönüyorum hiç dinlenmeden tekrar yeni bir tabii. sefere gönderiyor. Böyle yani bir şey olabilir işte, mi? iş yeri deyince tabii ki sadece ofisleri karşılaştırmamak lazım. E, Hava yolları, karayolları ya işte vardiyalı çalışanlar, doktorlar, polisler, yani bugün dünyada yaklaşık %25 çalışan nüfusun %25'i vardiyalı çalışıyor. sadece vardiyayla da bitmiyor. Bir de saatlerimiz var. Yani herkes aynı saatte herkesin uykusu aynı değildir. Dolayısıyla herkes aynı saatte işe geldiğinde Aynı performansı, aynı uyanıklığı, aynı uyumu gösteremez. Evet, evet, bir genetik bir şey var, değil mi herhalde hocam? Evet, tabii. Hocam? Yani Hani ben sabah insanı değilim, gece insanıyım. İşte baykuşlar tabii, gibi baykuşlar ya da baykuşlar ve böyle tavuklar. böyle sabah uyanıp ceylanlar gibi seke seke kalkanlar. Hani böyle yandaki insan öyle değilse bakıyor ve biliyor böyle. Biliyor musunuz hani. bunun belirlenmesi çok kolay. Yani bir şehirde kim tavuktur, kim baykuştur, çok basit testlerle belirleyebilirsiniz evet, evet, tamam. ve Sadece baykuşları akşam saatlerinde ya da yani daha geç saatlerde işe gelmelerini sağlamak, tavukların daha erken saatlerde işte olmalarını sağlamak, o iş yerinde verimi, mutluluğu her şeyi değiştirebiliyor. Yapan var mı? Var var tabii ki. Bu bilinen bir şeydir. Tabii yani dünyada… Tıp... Türkiye'de var mı hocam? Türkiye'de yani Yoksa ben, biz baykuşu tavuk, tavuğu baykuş hiç yani hani yok, geldiği gibi ben mi? Topa biraz hava yollarıyla onlar da çünkü çok daha ekstrem vakalar var. Yani bir tavuk tipi insanı gece uçuşunda görmek hem yolcular açısından riskli hem de pilot açısından riskli. Hı hı. Aynı şekilde bir tavuk tipi şoförün işte geceliğin saat 12'de sefere çıkması gibi. Aynı evet. şekilde çok tehlikeli. Bir de tabii uyku hastalıkları var. Yani evet. uyku hastalıkları da maalesef işte uykusuzluk deyince bir uyku ilacı al geçsin <laughs> şeklinde bütün dünyada bir yaklaşım var. Halbuki bir uyku problemi varsa sebebini bulmak lazım. Evet. Onu tedavi etmek lazım. Bir de uyku yapan uyku hastalıkları var. İşte uyku apnesi gibi gecek farkında olmadan uyuyup da kalitesiz uyumak gibi. Hı, hı. E, Onları da hatta bulmak yani hocam oraya bu çalışmanın bir, içinde hepsi, hepsi geçiyor. Var. Tavuğu baykuş, baykuşu tavuk yapmak mümkün müdür? Bu genetik asla, midir hocam? Asla. Yani sabah insanı, hep sabah insanı mıdır? Çocukken asla. de öyleydi ve yaşlanınca mı da mı öyle? Gençken, baykuş hep mi öyle mesela? Gençken, mi? gençken şer, sosyal şartlara adapte olabilirsiniz belki ama hiçbir... Çünkü bu sadece uyku saatiniz değildir tavuk ve baykuş. Hmm. Sizin bağırsaklarınız da o ritim içinde oh, çalışır, entresan. karnınız da o ritim içinde acıkır, kortizonunuz da yine o biyolojik saatin ritmi içindedir. Böyle bir Hatta genetik bütün ki hücrelerimiz... o, böyle bir genetik informasyon ki o, bütün iç organlarımız dahi evet. aslında uyum içerisinde. Biz bu... ona rağmen sabah erken kalkmaya çalıştığımız zaman kendimizi sıkıntılı hissediyoruz. Yani bütün hücrelerimizin bir biyolojik saati var. Yani işte Nobel ödülünü de bu. Evet. Evet. Ee, bu biyolojik saat, işte mideniz fa farklı saatlerde çalışıyor, varsaklarınız farklı, kortizon farklı saatte. Yani sizin o sadece uyku saatiniz değil, o sizin işte uyanık olduğunuz saat, e, vücudunuzun daha sıcak olduğu saat… E, Aklınızın daha iyi çalıştığı, ilişkilerinizin daha iyi olduğu saat. Ama hocam bir standartizasyon yapılıyor insanla ilgili. Ya yani hani, efendim herkeste işte melatonin şu saatte salgılanır, herkeste kortizon bu saatte yok ha, mu öyle bir şey? Hayır, çoğunluk için var, evet. Çoğunluk işte 7-8 saat uyumalı. Ama 4-5 saat uyuyan insanlar da var. 12-13-14 saat uyuyan insanlar da var. Bizim de Donald Trump gibi olmamamız lazım. Yani 4 saat uyuyorum diye herkese 4 saat yeter dememek evet. lazım. Kimine yeter, kimine yetmez. Şimdi çok az bir grup insana yetebilir. Yani %10 gibidir 5 saatin yettiği insan. Bir %15'te 9-10 saatten daha çok uyku ihtiyacı olan vardır. Çoğunluk 7-8 saattir. Çoğunluk 11-12'de yatar, 7-8'de kalkar ama öbürleri ciddi sorun yaratıyorlar. Evet. Yani işte kazayı onlar yapıyorlar, iş yerinde sorun problemleri onlar çıkarıyorlar. Çünkü uykusuzluk önce bir defa performansı düşürüyor. Sonra algılamaları bozuyor. Sonra ruh halinizi bozuyor, yaratıcılığınızı bozuyor. Yani çalışıyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz aslında. Hı hı. Bir de insanlarla kötü ilişkiler kuruyorsunuz. Evet. Peki, iş yerinde bu işi toparlamanın gereği belli. Başta bir teste tabi tutmak lazım. <laughs> kim tavuktur? İşte kim baykuştur? Kim sabah insanıdır, kim gece çalışmalıdır gibi dediniz. İşe buradan başlamak lazım. Başka neler yapılmalı? Neler Ö yapıyorsunuz hocam? Yani önce öğretmek lazım. Yani Uykunun e, neye yaradığını, herkes için farklı olduğunu, e, ne işe e, hangi uyku ne işe yarar, yani sadece uyku yattım kalktım değildir, hı hı. E, süre değildir, kalitesinin dönemlerinin hepsinin yerli yerinde olması. Hı hı. Biraz gerekir. anlatın, öğretin o zaman me, hocam. Me, İyi uyku uyuduğumuzun göstergesi nedir mesela? Mesela e, en iyisi... Çok çabuk uykuya dalmakla başlayalım. Çok çabuk uykuya dalmayı herkes normal ve hatta iyi bir şey olarak, olarak düşünürüz, Evet Halbuki normal insanların yatağa girince bir günün muhasebesini yapmaları, bir düşünmeleri ne yaptım, ne ettim. Bir 5-10 dakika bir gevşeme süresi olması lazım. Çok çabuk giriyorlarsa bir problem, uyku probleminden ne düşünebiliriz? Hmm. Sonra kesintisiz uyuyup Kendiliğinden ve dinlenmiş uyanmak lazım. Uyandıktan sonra da günü yüksek performans içinde, hani öğlen saatlerinde birazcık olabilir ama bütün gün uyku gelmeden günü sürdürmemiz lazım. Hı hı. Ee, ne işe yarıyor uyku? İşte, bir derin uykumuz var, yüzeyel uykumuz var, bir de rüyaları gördüğümüz uyku var. Bunların her birinin fonksiyonu ayrı. İşte derin uyku daha çok fiziksel rehabilitasyonumuz için gerekli. Gecenin başında ve uykusuz kaldığımız süreyle ilişkili olarak artan bir uyku dönemi. Bir de rüyalarımız var. Onları gördüğümüz uyku dönemi. Onlar da daha çok sabaha karşı oluyor ve zihinsel yenilenmemiz için gerekli. Dolayısıyla mesela öğrenme için rüya dönemlerinin, REM dönemleri dediğimiz dönemlerin yerli yerinde ve yeterli olması lazım. İşte mesela benim çok üzüldüğüm bir alandır çocukların okul başlama saatleri. Evet. Maalesef bu birazcık herhalde annelerin de katkısıyla oluşmuş bir şey. Çocuk önce okula gidiyor. Anne baba daha sonra gidiyor hı hı. ve maalesef çocuklar erişkinlerden daha erken u, u, uyanıyor ve daha az uyumak. Yani, ah, bu da şu saat uygulamasını kaldırdılar ortadan karanlık saatlerde çocuklar uyanıyor. Yani böyle. karanlıkla birlikte en önemlisi tam öğrenmeyle ilgili uyku dönemlerinin olduğu saatler, rüyaların, işte REM dediğimiz dönemlerin öğrenmenin en iyi öğrenme derken hani sadece matematik fizik e, kimya'dan bahsetmiyorum genetik öğrenmemiz. Evet, yani evet. yaşamayı öğrenmek onların hepsi rüya döneminde oluyor ve ne, ne olmalıydı hocam çocuklarla ilgili bir e, düzenlemenin yani çalışmalar çok net gösteriyor ki çok birçok çocuk uykusuz okula gidiyor. İlk saatleri uyuyaraktan geçiriyorlar. O saatlerde hiçbir şey öğrenemiyorlar ve hem onların mutsuzluğuna sebep oluyor hem de o saatlerin boşa geçmesine sebep oluyor. Ne oldu. olmalıydı hocam? E şimdi tabi, dünyada evet. yavaş yavaş düzeltiliyor e çocukların. Okul başlangıç saatleri giderek e, ileriye alınmaya başlanıyor. E, biliyorsunuz bunun öncülüğünü, erken okul saatinin öncülüğünü Amerikalılar yapıyordu. E, çok erken saatlerde Amerika'da gün başlıyor, iş başlıyor. Tabii. Anne çalışıyor, Ama, baba çalışıyor. Çocuklar, Çocuğun bir an önce gönderilmesi lazım evet, evden. Yani çocukların mesela obez olmasına sebep oluyor. Yani yetersiz, Az uyku, yetersiz, yetersiz. uyku eşittir önce kilo alımı. Sonra metabolizmanın bozulması, diyabete yatkınlık ve ardından diyabet. Uykusuzluğun en net göstergesi insanın doyum mekanizmasının mı ortadan kalkması hocam? Mesela ben de az uyuduğum zaman o gün böyle bir ne yediğim içtiğimi bilmiyorum yani hakikaten. Ee, evet az Değil uyuduğunuz mi? zaman da çok farklı bir ruh hali içinde oluyorsunuz. Ee, birazcık böyle bir hareketli oluyorsunuz ama Hep, şey, bir şey. huzursuz bir ajitasyon diyoruz onu böyle e, yerinizde duramıyorsunuz. Sürekli hareket ediyorsunuz ama e, verimli bir hareketlilik değil o. Evet. Evet. E, dikkatiniz bozuluyor. Yanlış yapmaya başlıyorsunuz çok fazla. E, öğrenemiyorsunuz ve kavgacı oluyorsunuz. Evet. Yani, fena. Çok e, fena. Mesela bir tavukla baykuş yan yana bir iş yerinde çalışıyorsa sabahleyin oradan bir verim, bir uyum beklemek çok Zor bir şey. <laughs> yani birbirlerini de kötü etkiliyorlar diyorsunuz e tabii, evet, tavuklar, baykuşlar. Evet. Türlerine göre ayırmak lazım diyorsunuz evet. hocam. <laughs> Peki, iyi uyuyamamak, uykusuz kalmak çok ciddi bir obezite faktörü dediniz. Başka hangi hastalıkların tetikleyicisi hocam? Ee, Onları da bir duyuralım. Yani e, uykusuzluk o, aklınıza gelebilecek birçok sorunu işte. Ee, bağışıklık sistemiyle ilgili sorunları biliyorduk, ee, çok ciddi sorunlar yaşandı. Ee, kilo alımı, yani şöyle bir e, akılda kalması için söyleyebilirim. 100 sene önce insanların uyku süresi bugüne göre 2 saat daha fazlaymış. Hı hı. Yani elektriğin bu kadar hayatımıza girmediği dönemlerde 2 saat daha fazla uyuyormuşuz ve o zaman bu kadar obezite, bu kadar diyabet sorunu yok. Yani karanlıkla yatıp, aydınlıkla gün ağarmasıyla kalkan insanlık tahmin ediyorum bir 10 saate naz uyuyordu herhalde değil mi? 8-9 evet, saatti Şimdi biz bütün dünya ortalaması 2 saat uykumuzu 100 sene önceye göre kısaltmışız. Hı hı. Ve maalesef bunu tavsiye eden, yani uyumakla ne olacak az uyuyun diyen insanlar var. Ee, ve bunlar işte popüler, sözü dinlenen insanlar olduğu için... Tı, insanları da çok kötü etkiliyor ve yani az uyumaya başlıyorlar. Hı hı. Bir, bir başka sorunumuz beyaz ışık. Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. Onların nasıl bir etkisi var hocam? Ee, yani şöyle söylemek gerekirse sadece başınızda sessiz ışığının yanıp sönmesinin bile gece boyunca telefonunuzun, uykunuzun kalitesini kötü etkilediğini biliyoruz. Şimdi bizim uykumuzu... Tık, Birkaç olay belirliyor. Bir, gün içinde ne kadar süre uyanık kaldığımız. iki biyolojik saatimizin e, öngördüğü uyku saatleri. Üç, gün ışığı. Bu tabletler, bilgisayarlar, telefonlar gün ışığı etkisi yaparaktan, yani gece olduğu sinyalinin beynimize ulaşmasını engelleyerekten ya da kesintiye uğrataraktan, e, Hani daha akışlı, daha gündüz uyku saati gelmedi yaşamaya devam edebiliriz yani biyolojimiz çok karmaşık bir dönemden geçiyor hocam yani kafa karma karışık biyolojinin aklı zekası karma karışkanlığı yani biyolojik saatimiz sadece uykuyu değil işte son yıllarda öğrendik ki yeme içmemiz de uyku saatlerimizi çok etkiliyor Evet ve biz telefonlar kadar daha kötü olan bir şey akşamları yemeye başladık yani akşam oturdukça e, bunun araştırmalar çok güzel gösteriyor. Ne kadar süre uyanık kalırsanız o kadar çok yemeğe devam ediyorsunuz. Hı hı. Ve ne kadar çok süre yerseniz o yemekler uykunuzu kaçırmaya sebe kaç kaçmasına evet. sebep kaçmasına sebep. Hocam şu kahvenin etkisini, geçenlerde e, bir hormon etkisi. çok özür araya gireceğim. Bir hormon testleri yaptırdım ama hiç akla gelmedik şeylere bakıldı orada enteresan bir şey taurin diye bir şey ben de zirve yapmış. Allah Allah dedim. Dediler ki bana sen şey mi kullanıyorsun? işte kas geliştirici Hı -hı. protein barların içinde falan taurin vardır abi dediler. Dedim yok. Peki ne yapıyorsun? Ya ben dedim çok filtre kahve seviyorum yani hani daha çok filtreciyim. Amerikano dedikleri. Ee, ve oradan şunu da anladım ki o içtiğimiz kahvelerin içerisinde çok saf diye algılamamak lazım. İçinde pek çok Tabii. E, yapay, sentetik Tabii. işte beyni alertte e, alarm durumunda tutacak e, maddeler ekleniyor olabilir. Orada kullandığımız ürünlere dikkat evet. etmemiz lazım. Yani e, kahve çay yıllardır bildiğimiz bir şeydi ama şimdi kahve çaya gelmeden daha işte akşamleyin yediğiniz çerez, meyve, bilet e, uykunuzu kaçırmaya, biyolojik saatinizde kayma olmasına sebep oluyor. Ki mesela bu pandemide en, bizim en sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi uyku saatlerindeki kayma. Yani bu genetik olarak baykuş yapısında olan insanlar sabahleyin kalkma zorunluluğu olmayınca giderek yatma saatlerini kaydırmaya başladılar. Evet. Ve o kaya kaya artık patolojik uyku saatlerine yani sabaha karşı dörtte beşte yatıp, öğlen birde kalkmaya başlayan insanlar oldu ve bu, bu bir rutine dönüştü. Şimdi onlar yeniden uykularını eski düzenlerine getirmekte zorlanıyorlar çünkü artık o bir genetik yapı değil. O bir hastalık oldu evet. ve maalesef çok sayıda oldu. Hocam uyku böyle çok hassas da bir mekanizmaya benziyor. Çünkü bir kaçtı mıydı bir toparlamak mümkün olmuyor. İşte bir dörtte falan uyanıyorsa babam her gün dörtte uyanmaya evet. Nasıl bir şey bu böyle? Çok yerleşik bir şeye dönüşüyor bir anda böyle bazı uykudaki kesintiler, sıkıntılar. Neden böyle? Yani aslında kendi ritmi hiç değişmiyor. Yani çocuklarınıza bakın, bebeklere bakın. Ee, mesela işte bazı çocuklarınız baykuş gibidir, öbürleri tavuk gibidir. Bazıları az uyuyan çocuklardır, bazıları çok uyuyan. O yapıya hemen dönüyoruz. Ama dışarıdan müdahaleye uyku hiç uygun bir e, hmm. fizyolojik süreç değil. Yani demin kahve derken e, aklımdaydı, şimdi söyleyeyim. E, mesela kahve içmemek, kahve içmenin uykuyu kaçırması çok iyi bilinen bir şey. Evet. Ama uykusu bir kez kaçtı mı insanların? Bu kurallara uymaya başladılar mı? İşte sessiz olsun, Odanın rengi uyumlu olsun, ısısı uyumlu olsun. Kahve içmeyeyim, çay içmeyeyim, Pijamam, yatağım güzel olsun. Hatta işte daha uygun, daha sağlıklı bir uyku saatinde yatağa gideyim diye erken yatağa gitmek uykuyu kaçıran faktör oluyor. Ha, çok ilginç. Onun için o de, mükemmeliyetçi tablo da mükemmel mükemmel diyorsunuz kendi başına ayağımıza bir evet, yani, engel olarak. De, uyku kendiliğinden olan bir şey. Evet. Ona dışarıdan müdahale ee, onunla uğraşmak, işte kaçta yatayım, kaçta kalkayım gibi zorlamalar uykuyu daha çok kaçırıyor. Onun Peki, için... ne yapmak lazım hocam? Ka kaliteli, sağlıklı bir uykuya doğal bir şekilde böyle sentetik önlemlerle girmemek e yerine ne yapalım ya? Nasıl uyuyayım? Ee, papatya çayı mı içelim, ne yapalım hocam? Yok, papatya çayı… İlaç da önermiyorsunuz. Yani uykuyla, papatya çayıyla uyku sağlanmıyor. Peki. Ee, i̇laç… Uyku ilacı yani benim 35 seneyi geçti pratiğim hiç yazmadım çünkü Bravo. hani bir baş ağrısı nedeni var sizde baş ağrısı yapan onun için sürekli ağrı kesici alıyorsunuz ama hmm. sebep orada bir büyümeye devam Bataklığı ediyor. Bataklığı kurutacağız Nedir Yani orada sorun uyku ne? Bu problemi neyse neden uyuyamıyorsanız bu bazen bir saat düzenlemesi olur. Yani işte erken yatağa gidiyordur onun için uyuyamıyor. Ya da bir saati kaçırıyordur o yüzden uyuyamıyordur. Mesela veya işte yatakta çok kalıyordur. Yani bizim mesela uyuduğumuz süreyle yatakta kaldığımız süre eşit değilse biz oradaki algımız bozuluyor ve uyanıklıklarımızı farklı sürede algılıyoruz. misli algılıyoruz. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Önce bir Uyku hijyenimize dikkat etmek lazım. Yani bizim uyku yapımız, çocuğumuzun uyku yapısı, çalışanımızın uyku yapısı nedir ona saygı göstermek lazım. Ona uygun yaşamak lazım. Ee, uykusuzluğu, uykusuz kalmayı hiç tavsiye etmiyoruz. Mutlaka onu ertesi gün telafi etmek lazım. <laughs> uyku hastalıklarını hiç ihmal etmemek lazım. Yani biz uyku deyince akla uyuyamamak geliyor halbuki 80-90 tane uyku hastalığı var. Şimdi çalışan yaş grubuna baktığınızda hani 40-50 yaş civarında 5 erkekten birinde uyku apnesi var. 5 erkekten biri toplumun yüzde yani 50, 50 ya, yaş civarı. Açalım de. hocam. Uyurken nefesin kesilmesi galiba değil uyku mi o? Uyku evet. Uyur, horlama dışa vuran belirtisi. işte gece terleme, gece tuvalete gitme, gündüz yorgun kalkma, gündüz uykunun gelmesi, verimsizlik. Kader gibi hocam istek. bunu çok yaşayan Evet tabii yani gibi, yüz yani? yapısıyla gelen yani uyku hapnesi, yüz yapısıyla gelen genetik bir hastalık o, ve işte 30 Kardeşte yani tedavisi bütün, var mı? bütün uyku hastalıklarının tedavisi vardır. Yeter ki doğru teşhis edilip doğru hastaya doğru uygulamalar yapılsın. Ee, çok sık görülüyor uyku hastalıkları. Yani genel toplumda uyku apnesi görülmesi yüzde dört gibi. Evet. Hani çalışan gruba baktığımız zaman böyle 40-50 yaş arası erkeklerin Beşte birinde yani yaş arttıkça bunun sıklığı artıyor. Kadınlarda ne mutlu ki menopozdan sonra görülen bir şey uyku apnesi. Genç yaşlarda olmuyor ama onlarda da huzursuz bacak dediğimiz de huzursuz bir uykusuz uykusuzluk yapan başka bir hastalık daha sık görülüyor. Yani uyku hastalığı deyince birincisi insanların hemen hepsi hayatında bir uyku sorunu yaşıyor. Çalışan nüfusta yüzde on gibi uyku on %15 gibi huzursuz bacak gibi spesifik tedavileri olan hastalıklar var. Dolayısıyla bunlar maalesef tıp pratiğinde görülmüyor, tedavi edilmiyor. Hem hastalar gece olduğu için hem de hekimler gündelik pratiğinde yok uyku hastalıkları. Dolayısıyla onları görmek, hı hı. yapmak, izlemek lazım. Bir de teknolojiyi ve yemeği akşamleyin hayatımızdan çıkarmak lazım. Kaç gibi hocam bitirelim ee, yemek? Ne lazım. kadar çok aç kalırsanız gece o kadar çok kilo verebiliyorsunuz. Ee, şöyle, tavşanlara aynı tı miktar yemeği 24 saat ve 12 saatte verdiklerinde aynı yemekte bir grup zayıflıyor, bir grup şişmanlamaya okay, devam yes. ediyor. Olay kalori değil yani. Ee, yok, tabii ki kalorinin de rolü var. Ama, Ama metabolik yani biyolojik saatinize din, organizmanın yakamadığı. Bilakis dinlendiği, daha az tükettiği bir dönemde yemek yediğiniz zaman iki misli kilo alıyorsun. Bunun da saati belli işte. Akşamüstü ee, 5-6'ya kadar. Minimum 12 saat deniyor. 14 saat olduğunda çok daha sağlıklı oluyor. Bu sadece kilo değil, sadece diyabet değil. Kanser gibi daha kötü, immünolojik sistemle ilgili daha ciddi hastalıkların da ortaya Hı -hı. çıkmasını estetik diyor. Bu uyku apnesi Bu sürekli gibi çok yeme olayı. Yaygın uyku apnesi gibi çok yaygın işte horlama, uyurken soluğun kesilmesi gibi şeyleri de yine bir beslenme düzeniyle bir miktar yumuşatmak, azaltmak mümkün oluyor mu? Ee, çok değil. Çünkü uyku apnesi şişman insanlarda görülen bir hastalık ama bir kilo hastalığı değil. Genç insanlarda, zayıf insanlarda da olabiliyor. Kendi kilo yapıyor. Yani uyku hapnesi olan bir insan kilo vermeye çalıştıkça daha çok kilo alıyor, veriyor geri alıyor, veriyor geri alıyor. Peki Böyle Ona başka bir süsüz e, bir süreç. Evet. gerekiyor, anladığım kadarıyla. Evet. Bütün bunları da Profesör Doktor Hakan Kaynak nörolojik ve uyku bozuklukları uzmanı e, hepsinin tedavisi olduğunu ifade ediyor. Çok teşekkür ediyorum ben Hocam. Çok, çok teşekkür bir ederim. bilgiydi. Elinde içinde bulunduğumuz bu hani e, bir türlü önümüzü doğru düzgün göremedim. sadece Türkiye evet. olarak değil yani bütün dünya evet. olarak nereden nereye doğru gittiğimizin belli bir değişim dönüşüm bir devrimin içindeyiz. Tarih kitapları yazacak içinde bulunduğumuz şu. Gerçekten bunun ağır bir stresi var hepimiz üzerinde çocuklarımız evet. dahil olmak üzere maalesef ee, ama bu anlamda işte e, biz sporu biliyoruz efendim iyi. Be